Değerli izleyenler, benim işim program ekibi olarak bu hafta 7 Dalga'dayız. 7 Dalga'da yaklaşık 50 yıldır kahvecilik mesleğini sürdüren Behiye Keskin'i ekranlarınıza taşıyacağız. Behiye Hanım Günebakan Köyü'nden 7 Dalga'ya göç etti ve göç ettiği günden itibaren bugüne kadar bölgenin tek kahvecisi olarak hizmet veriyor. Evet. Evet, Behiye abla. Evet. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Bizim için zaman ayırdınız. Evet. Sağ olun. Hiçbir şey. İzleyenlerimiz sizi bir tanısın. Behiye Keskin kimdir? Nerede doğdu? Nereden geldi? Köyde doğdum. Günebakan Köyü'nden geldim. Kahvecilik, 50 yıl kahvecilik yaptım. Memnunum. Ne sıcak ne soğukta olmadım. Yani içeride oldum. Evet. Evet. Göçmenlikle başladı kahvecilik. Evet, evet. Yani göç ettiniz Günebakan'dan, evet, geldiniz, evet. Yedi Dalga'ya yerleştiniz. Evet. Nereden doğdu bu fikir? Daha önce Günebakan Köyü'nde kahvecilik yapıyor muydu aileden beri? Eşim Süleymaniyeli'ydi. Onun babası kahveciydi, o da yardımcıydı. Bura geldik. Burası düştü bize, kurayla çıktık. Başka bir şey yapamazdık, bir kahvecilik dedik. Ekmek paramız çıkardı yani. Yani aslında bir önceki nesilde de kahveci vardı Süleymaniye'de. Evet. Kayınpederiniz kahveciydi. Evet, evet, evet. Oradan doğdu bu fikir, kahvecilik, evet, yapalım. Evet. Hiç kahve yok muydu? Başka biri kahve açmadı mıydı köyde? Üç tane kahve vardı. Bir bizim, bir Cahit dayının burada. Bir daha Köprücü'nün oyanlı Mustafa, evet, isminde birinin. Bazı da kulüp açılır, kapanırdı. Evet. Şu an köyde tek kahve sizinki mi? Tek kahve bizimki. Yani yaklaşık 50 yıldır aralıksız olarak siz bu işi sürdürdünüz. Sürdürdük. Şimdi yaşlandık. Öyle kapanıyoruz yani, kapandı gibi. Öyle günde birkaç saat herhalde günde vakit geçirirsiniz. Günde bir iki saat oyalanırdık, evet evet. Evet ama peki kahvecilik, özellikle bir kadın olarak, kahveci olarak yıllarca hizmet etmek. Bir yanda eviniz var, evin işi var, çocuklar var. Şimdi büyüttüğünüz torun sahibisiniz ama bu işi yaptığınız dönemde hem evinizin işini hem çocuklarınızı büyütme işini yürüttünüz ve kahveciliği. Evet. Zorlanmadınız mı? Zorlandım. Yalnızdım. Hem çoluk çocuğa, kahveye. Yani çok zor bir iştir esasında. Dışarıda görünen kolay ama değil. Biri gelir Nescafe, biri kahve, acele acele onu yapacaksın, tepsiyi götüreceksin, tepsi alırken parayı alacaksın, bir tepsiyi üç defa götüreceğim. Yani bir kahveyi götürürüm, alacağımda da parayı alırım, üstümde para yoksa geleceğim ocağa para bulayım. Üstünü veresin. Üstünü vereyim. Yani bir tepsi için üç defa gider, evet, gelirsiniz, gider bir kahveysa da bu. Bir kahveysa da, on kahveysa da aynı şey yapacağım. Aynı emeği, evet, yapmanız lazım. Evet, evet. Nedir ilk açtığınız zaman zorlandığınız bir şey oldu mu? Çünkü Günebakan'dan geldiğinizde tamam eşinizin babası Süleymaniye'de kahveciydi ama, evet, siz kahvecilik hiç yapmadınız. Yapmadım. İş başladı. İlk, evet, başladığınızda bu işe neydi? En çok i̇lk zorlandığınız neydi? Kaynanamın kaynatamınıdı bu. Da verdi kendi oğluna. Onlar çalıştırırdı. Yani kendi hesabım bile çok azdı. Acaba bu kahveyi keseyim, beşlik verdi. Bu kadar mı vereyim derdim. Zorlanırdım yani. Evet derdi kaynanam. Onlar onda da yaptı, bunda da yaptı. Böyle böyle yola girdim artık. Yani işi aslında kaynananızdan öğrendiniz. Kaynanamdan, kaynatam biraz zaman işletti. Da verdi gene oğluna. Ya. İşsiz idi oğlum, verdi gene oğluna. Yani onlardan öğrendiniz. Onlardan öğrendik, evet. Nedir püf noktası kahveciliğin? Şimdi mesela gelir 10 kişi birden oturur dışarı ve sipariş verir. Evet. Ne kalem ne kağıt. Hiç yanlış yaptığınız kahve oldu mu mesela? Oldu ama mesela bu insanlar her gün gelir. Hepsinin kahvelerini bilirim. Misal atıyorum Refke Belediyesi'nden çöpü atacak sabah oturur bir kahve içer. Hepsinin bilirim yani. Orta, sade, şekerli. Evet. Yani aklımdadır. Tek birkaç kişinin bilmezsem sorarım. Kimdir müşteriniz daha çok? Yoldan geçenler mi yoksa köylü müdür? Köylü. Yoldan geçenler böyle
Arada bir. Arada bir arada duran bir olur. Arada bir duran olur. Gavecilik yapabilmek için insan nasıl olmalı? Vallahi ben çok özür dilerim. Erkek gibi karayım yani, öyle değilim yani. Evet. Çok hızlı bir insanım. Yattık ama şimdi yaşlandık biraz. Mutlaka insan yaş aldıkça farklılaşır ama yani ne olmak lazım? Böyle sert mi olmak lazım? Sert olacaksın, hızlı olacaksın. Telefonun çalacak, o biri gav edecek, o biri paranın üstüne geldi mesela. Hepsini arada. Bir anda yapabilmeniz lazım. Hepsini bir anda yaparım. Anında. Anında. Çok hızlı. Yani biraz çabuk bir insanım, böyle düşünen bir insan değilim yani öyle. Yani gavecilik yapabilmek için hızlı olmak hızlı, lazım. Hızlı olacağım. En iyi yılları hangi yıllardı gaveciliğin? Vallahi gençlik yılları çok güzeldi yani, o zaman fazla kalabalıkıydı. Şimdi yaşlılar gitti, birkaç tane 5-10 tane genç kaldıysa herkes de kendine göre bir iş buldu, işe gider. İnsanlarımız çok azdı yani. O yıllar daha iyi. Mesela 2-3 tepsi baklava, sütlü börek alırdım. Kahve yapacağım, sütlü börek vereceğim, baklava vereceğim. Cet cirit. Yani çok hızlı. Nasıldır mesaisi gaveciliğin? Yani işe kaçta başlar bir gaveci? Mesela sabah açardık 6'da. Gece ne vakit kapanırsa insanlara kapatıyorum demem. Demezdim yani. Ama şimdi yaşlandık. Başka türlü. O zaman sabah açardık 6'da, gece 8 olurdu, 6 olurdu, 9 olurdu. İki kişi kağıt oynar, iki kişi tavla oynar. Ama onları beklemek zorundadır. Beklerdik yani, insanlar kırılmasın, kalplerini kırmayalım. Oturur beklerdik yani. Ekmeğinizi hep bu işten mi çıkardınız? Bu işten çıkardık ama adam Lefkoşa'da işledi, sanayi holdinde dedim ya. Ben kendim idim yani burada. En son sanayi holdingi kapanınca. Eşiniz de geldi buraya. Evet, yani başka bir yerden alacağımız yoktu yani. Bu iş inan, 3 çocuk büyüttünüz. 2 çocuk, 5 torun. 2 çocuk büyüttünüz, 5 evet. Torun. Nasıl bir hayat standartı olur? Yani bir kahvehaneden eşiniz, siz, 2 çocuğunuz nasıl bir hayat standartınız oldu? Yani mesela ekmek yemek alacaktım bakkaldan, onu çocuklara da. Aynı yemeği yapacaktım. Bir tepsi, 2 tepsi, bir tencere dolma misal. Patates kebabı. Böyle bir şey. Böyle fazla bir yardımımız olmaz yani. Şimdi daha çok yardım olabilir. Emeklilik ya. Bu son zamanlarda artış da oldu. Biraz daha iyi yani. Adam da 2 maaş alır. Evet. Bir askerden bir... Ama yani bir gaveci bir insanın başka bir işi, başka bir geliri olmasa da gavecilikle yaşayamaz mı? Yaşayamaz. Ne atsın ne toksun. Evet. Yani bir gün et isten, tavuk isten misal almayabilin, alamayın yani. Evet. Eskiden kazancın daha iyi olmasının sebebi köyün daha kalabalık olması evet, mıydı? Evet, daha kalabalıktı. Ancak da bir ekmek yemek yani, başka bir şey yoktu. Çünkü kahve misal 50 kuruşudu. Ondan sonra 1 lira, ondan sonra 2 mesela. Şimdi 7 liradır atıyorum. Evet. Ama hayatta... Ona göre pahalılandı. Çok pahalı. Çok pahalı hayat. Eşiniz olmadığı dönemlerde, kendi başınıza bu işi çevirdiğiniz dönemlerde sıkıntı yaşadığınız oldu mu? Veya mesela insanlar gelip de gaveci kadındır dediği, böyle hayret ettiği durumlar oldu mu? Yani köylü birlikten alıştı. Beni öyle, yabancı bir insan geldi, o da yabancıydı. Oturup kahvesini içerdi. Köylü alıştı, Behiye Hanım'a gidecek, kahve içelim misal. Evet. Yani Behiye Hanım hep kaveci olarak bilindi bu bölgede. Kaveci, Behiye kaveci diyeceğim, herkes... Behiye kaveci dedi. Gemi konağına gideyim, herkes der, baba kızım da, ama nasıldır, hep insanlar seni tanır. Dedim, benim elim lazım, öyle olsun. Yani herkes beni tanır yani bölgede 50 sene. Gemi konağına geldi, Lefke'den de geldi. Yabancı birkaç tane insan geçerken durabilirdi. Şimdi Yeşilırmak'ta bir kapı açıldı. Yeşilırmak yolu buraya bağlanır. Dolayısıyla Rumlar da gider gelir. Kavede durup kave içenler olur mu? Olur.
Böyle kalabalık olmaz. Geçes arabayla iki kişiyle Foça'ya gitsin, bir kahve içer gider, dönüşünde durabilir. Yani öyle aşırı Urum gelmez yani yoktur ama yok, gelir yani Urumlar geçerken. Ama yani bir değişiklik oldu olur, bölge için. Olur. Bölge için bir değişiklik evet, oldu. Evet. Ne kadar bir nüfus var aşağı yukarı şimdi? Nüfus ne kadardır? Kaç kişi var köyünüzde? Vallahi bir gün yanlış mı olsa muhtar dedi 800 var dedi gibisinden. Yani eskiden gavelerin daha kalabalık olmasının sebebi insanların daha çok gaveye gitmesi miydi? Yoksa şimdiki gençler gelir mi? Yani müşterileriniz arasında gençler de var mı? Yeni yetişenler, var, genç 20 var, 5-10 kişi var. Hep aynıları gider gelir, sabah gelir, öğlen gelir. Bahçeye gidecek gelsin. Bahçeye gitmeden gelir kahvesini içer. Gelir kahvesini içer, gider gelir gene yorgunluk içer. Kahvesini yorgunluk gene kahvesini. Behiye Hanım da içeyim der. Evet, söyler, gelirler, memnunum yani. İnsanlar çok iyi. İnsanlar iyi. Nedir kahvecilikte? Örneğin veresiye var mıdır? Mesela ben içeyim bir kahve bazıları herkesteyim. Yarın öderim, cuma ödeyeceğim. Ödendiğimde ödeyeceğim. Sen görürsen ben de görürüm. Ha yani öyle. Ha, genelde insanlar öder. Bazı fakirler öyle. Genelde peşindir ama. Evet. Peşindir yani, peşin. Kahvesini içen tepsiye evet, parasını bırakır. Bırakır. Ve öyle gider bu iş. Evet. Öyle döner. Hiç bu işi yapmasam bu işi yapardım dediğiniz oldu mu? Yani kahveci olmasaydım keşke de bu işi yapsaydım dediğiniz oldu mu? Yani yetiştim buraya gittim böyle şey etmedim yani. Kahveye girdik aklım kesmedi başka bir şey. Başka bir iş yapayım diye hiç evet, düşünmediniz yani. Evet. Hep. Memnun musunuz? Yani sosyal çevreniz çünkü çok kalabalık oldu. Çok kalabalık. Gidersiniz dediniz. Başka köye gidersiniz hemen o Behiye Hanım eller. Memnun musunuz yani bu işi yaptığınız için? Evet memnunum. Çünkü başka bir yere gitmedim. Burayı gördüm, burayı bilirim. Okul bitirmedik yani ilkokulu bitirdim. Hı hı. Yani seve seve de yaptım. Ya. Ne kadar zaman daha yapabileceğinizi düşünürsünüz? Artık yapmayı yani... Sondur yani. Sonda. Sizin arkanızdan ailede yakınınız biri var mıdır bu işi devredebileceğiniz yoksa? Kızım, torunum var. Yani onlar düşünür mü böyle bir iş yürütsün? Ya belki başka bir şey yaparlar ama vallahi başka bir şey de bu köyde yürümez. İnci boncuk satacağım, kıyafet satacağım. Dört beş parça bir şey kim gelecek alsın gideyim gemi konağına gidecek gideyim güzel yurda giyeyim. Fazla daha büyük şey yerlere evet, giderler. Evet. Dolayısıyla evet, kahvecilik dışında bir iş olmaz yani bu dükkanda diyorsunuz. Olsa da karı yoktur yani. Ne zaman satacaksın bir şey de kar edesin. Bir ceket de satsan atıyorum. Da 50 lira da kalsa sana. 50 lira. Peki bir iyi zamanında bir kahve dükkanında kaç kahve satılır günde? Zamanında satılırdı yani kahve epey. Yani günü oturmadan geçirdiğiniz olur muydu? Yani hep ayakta durarak. Ayakta 5-10 dakikada misal oturabilirdik yani. Oturabilirdik ama tepsiler doluydu böyle. Yoruldum derdim oturayım. Şey ettikten sonra da tepsileri toplayayım. Nasıl geçerdi gün? Yani tepsileri toplayayım, hemen onları yıkamam lazım. Tabii. Nasıl? Tabii. Yani biraz anlatın bize onu bakayım. Nasıldı o telaş? Tepsiyi toplayacağım, acele bardakları, fincanları yıkacağım, tertip edeceğim, devireceğim. Onları yıkarken iki kişi geldi, kahve yap dedi. Onlara bırakırım onları, onlara koştururum. Acele yaparsan da işe gideceğim, bahçeye gideceğim diyor. Yani böyle sıkıntıları var. Tabii. İşin. Sıkıntıları vardı. Ne kadar da çabuk olsaydım ben çok çabukurum. Gene de öyleyim. Hızlı bir insanım. Ama insan da yok. Hem sona geldik. Artık her şey bitti. Ne kadar isterim. Kültür değişti mi? Yani eskisi gibi mesela eskiden kahvede daha çok toplanıp daha çok tavla oynayan. Mesela şimdi çok. Saat 11 civarı bir şeydir. 30 sene önce bu saatlerde nasıl olurdu burası?
Kalabalık olurdu. Ne öğlen dediler, ne saat bir. Gelenin gidenin hatta hesabı yoktu. Çok kalabalıktı. Yaşlılar vardı, gençler. İlk geldiğimizde işsiz idi. Şimdi herkes iş buldu gider. Bütün gün gider. Gece gelir, evine gider. Televizyonunu açar. Bu da var biter. Dolayısıyla tekrar dışarı çıkmaz. Yok, yani çıkmaz. Gave ihtiyacı var. Elimizde zaten kapatırdık artık ikindi. Bazı da aşmayık. Bazen hiç aşmazsınız. Yani artık. Aşmadığınız arayıp soran müşterileriniz var mı? Behi Hanım, geldik kahveye da ara, yoksunuz. Gelir aşağıdan çağırır, yukarıdadır ev. Eviniz çağırır, da yukarıda. Yukarıdadır. Evet. Çağırır eder. Ya su isterlik, gel bir iki şişe su ver der. Utanın da köylü her saat görür. Güvendiğim insanı satarım ya anahtarı, al suyu dedim ona da. Yani bitti kahvemiz, biz yapamayız artık kahvemiz bitti. Sonundasınız zaten. Sonundayken. Yani. Görüyorum işte sular var, şu var, bu var. Nasıl alırsınız? Yani kahvesidir, şekeridir, toptancı gelir getirir size buraya. Yoksa siz gidersiniz, bu kahvenin ihtiyacı bir ayda bu kadardır gider alırsınız. Yok, gelirsiniz. Toptancı gelir, ararsın telefonda. Evet. Telefonda ararsın, gelir 5 kasa, 10 kasa neyse su isterim, gelir getirir, kahveci gelir kapıya. O da gelir getirir gelir. Buraya. Geçer. Hep bu alışveriş peşin mi döner? Peşin parayla mı döner bu alışveriş? Yoksa getirir kahvesini, sat da gelirim haftaya alırım parayı. Şimdi der. Paran yoksa söyle kendine, bir gün param yoktur. Adam tanıdık biz zaten, devamlı gelir. Haftaya veririm. Öyle. Evet. Yani bırakır. Zaten çok kahve almayık yani. Böyle alalım çok bir şey yoktur yani. Ne kadar, kaç okka kahve satar mesela? Böyle az zamanda. Vallahi satmaz yani, iş yok. Kaç saat geldiniz gördüm, bir kahve evet. Bile yapmadım. Kimse gelip bir evet. Kahve bile istemedi. Evet. Evet Behi Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir şey. Nice uzun yıllar diliyoruz. Tabii hepimize, bir meslekte hepimize. Böyle girişken olup, kadınların evet. Özellikle girişken olup bir mesleği bir ömür boyu sürdürmesi de çok çok önemli. Sağlıkla geçireceğiniz nice yıllar dilerim. Sağ olun. Çok mersi hepimiz.